Meksika'da düzenlenen Cancun'da Grand Prix'sinin 3. ve son gününde dikkatleri üzerine çeken isim Lucas Kırpalak oldu. Artı 100 kilo kategorisinde mücadele eden Çekyalı judoka unutulmaz bir performans sergiledi. Finalde Kırpalak, Kübalı judoka Andy Granda ile çekişmeli bir maç gerçekleştirdi. Maçın başında Granda, Vazari puanı ile öne geçerken Kırpalak, sonrasında yaptığı iki Vazari puanı ile avantajı eline geçirdi. Çekyalı judoka yaptığı kontra atak ve sumigaiç tekniği ile rakibini alt etti. Kırpalak'ın rakibi Granda'yı muhteşem bir ayak hareketiyle sırt üstü yere seren tekniği bir kez daha başarısını gözler önüne serdi. Because he's not too heavy. Rakibimle aynı ağırlığa sahip olmamız benim için bir avantajdı. And this is better for me. Eğer 150 kilo olan bir rakibim olsaydı benim için çok daha zor olurdu. Kesinlikle kolay olmazdı. Grande ile müsabaka gerçekleştirdiğim için memnunum. This opponent I like it more. Bugün iyi bir şekilde mücadele ettiğimi düşünüyorum ve çok mutluyum. I'm happy. Kadınlar kategorisinde Japon judoka Rika Takayama güne damgasını vurdu. Rakibini belinden tutarak yere serdiği Tsurigoshi hareketiyle Takayama, ülkesi Japonya'ya altın madalya sevinci yaşattı. Böylelikle Cancun'da 24 ülke madalya almanın gururunu yaşadı. Bir diğer kibolu judoka Ivan Silva Morales, -90 kilo kategorisinde rakibi Alman judoka Mark Odensal'i şık bir ipon puanı ile saf dışı bırakarak altın madalyaya uzandı. Silva Morales'e altın madalyası Uluslararası Judo Federasyonu temsilcisi Antonio Castro tarafından takdim edildi. Erkekler -100 kilo kategorisinde ise Rus judoka Niyaz Bilalov, Avusturyalı rakibi Loren Bohler'i ipon puanı ile mağlup ederek altın madalyaya uzanan taraf oldu. Kadınlar +78 kilo kategorisinde Idaliz Ortiz, ülkesi Küba'ya altın madalya sevinci yaşattı. Günün hareketi ise erkekler -100 kilo kategorisinde mücadele eden Avusturyalı Aaron Farah'dan geldi. Rakibi Leonardo Goncalves'i belinden tutarak yere seren Farah muhteşem bir ipon puanı elde etti. Farah'ın performansı seyircilerden yoğun alkış aldı.